9. sınıf arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün TÜYAP Kitap Fuarı'ndayız. TÜYAP nasıl gidiyor? Neler yaptın? Şu an bence iyi gidiyor. Daha zaten hani gezmeyi falan, bazı kitapları da çok seviyorum. Geziyoruz, eğleniyoruz. Bence gayet güzel geçiyor şu anda. Evet, TÜYAP'ta çok iyi geçiyor. Arkadaşlarımla geldim. Hem test kitabı bakmaya hem de biraz eğlenmeye falan. TÜYAP iyi geçiyor. Neler yaptım? Test kitapları aldım 9. sınıf olduğum için. Şimdi de öyle gezeceğim. Kitaplara falan bakacağım. Ya gayet güzel gidiyor. Zaten hani bayağıdır bekliyorum. Her sene bekliyorum. Düzenli olarak geliyorum. Yani bakıyorum etrafa şu an. En sonunda almayı düşünüyorum. Merhaba, kaçıncı sınıfsın? Ben bu sene 9. sınıf oldum. Geçen sene LGS öğrencisiydim. Bir LGS serüveni atlattım ve ben Fen Lisesi öğrencisiyim artık. Kaç puan aldın peki? Ben 0.65 dilime girdim. 480 küsur atlıydı, unuttum. LGS sürecinde Tongçlar'a yardım aldım, konu anlatımları olsun pardon. Yazılarda işte, çünkü yazılara çok çalışamıyordum soru çözmekten. Yazılarda falan konu anlatımları dinleyerek hani yazılı notlarım bayağı yüksek geldi. 99 ortalamayla kapadım seneye. Tongçlar'a soru bakarken de paragraflarını çok fazla çözdüm. Çünkü paragraf bizim için biraz şerefli bir konuydu. Benim sonucumda bir matematik yanlışım, bir Türkçe yanlışım vardı. Matematik yanlışım da benim dikkatimle ilgili bir soruydu. Türkçe yanlışım dil bilgisiydi. Canın sağ olsun. Peki nasıl bu kadar güzel diksiyonla konuşabiliyorsun henüz yaşın 15-16 iken? Bir eğitim falan alıyor musun? Yok, çok kitap okudum ben. Kitap okumaya karşı ayrı bir ilgim var, o yüzden. Peki ileride sözelci mi olacaksın, sayısalcı mı? Ben fen lisesi okuyorum ama eşit ağırlık isteyen biriyim. İnşallah güzel olur senin için, ben kaçtım. Peki hangi kitapları aldın? Şimdi matematiğim iyi olduğu için genellikle hani biyoloji kitaplarını aldım, daha çok ezber konuları olan kitapları aldım. Öyle çok fazla kitap aldım, evde de çok fazla var. Genelde kendi eksik olan derslerim fizik, kimya, biyoloji gibi yan kitapları aldım. Şu ana kadar bir şuradan aldım. Şimdi Tonguç'tan da alacağım yazılı notlar için. Özel kitabı ondan alacağım. Biyoloji kitabı aldım, bir de yazılı denemelerini aldım Tonguç'un. Peki şimdiden kafanda bir üniversite hayali var mı? Yani üniversite hayali yok aslında ama hani seçeceğim mesleğe göre gideceğim okulları biraz tartışıyorum ailemle. Yazılım mühendisi olmayı düşünüyorum. Yazılım mühendisi olmak istiyorsa kesin çok oyun oynuyordur. Yo, oyun aslında bırak o kadar oynamıyorum. Ya. Çok oynamıyorum. Oynuyorsun. En sevdiğin oyunu söyle bize. Roblox oynuyordum, maalesef kafamda onunla çok giremiyorum. İngilizce büyük değil misin sen biraz ya? İngilizcemi geliştirmek için. Ha, İngilizceni geliştirmek için. Mantıklı. Hı-hı. İlerleyen zamanlarda oyun oynamak yerine yazacaksın diye düşünüyorum oyunları. Evet, kodla yazmayı da başladım. Vay. Yazılım dersleri alıyorum. Süper. Başarılar. Teşekkürler. Peki ne tür kitaplar okumayı seviyorsun? Ben daha çok beni sarabilecek bir kitap, süre gelenliliği olan bir kitabı seviyorum. Aynı şey klasiklerde de oluyor. Bazı klasikleri çok sıkıcı görüyorum, bazılarını çok uyuyorum. Mesela Denemeler klasiklerini okuduk hatta yazıda falan işte. Aşırı güzel, aşırı sardı. Çünkü süre gelen bir kitap benim gözümde. Macera, fantastik böyle polisiye tarzı kitapları çok seviyorum. Ben çok eğlenceli oluyor. Ben normalde kitap okumayan bir insandım ama 8. sınıfta benim sınıf öğretmenim bana yılbaşı hediyesi olarak bir tane klasik kitap verdi. Öyle de okuma serüvenim başladı işte. Klasik kitap okuyorum şimdi. Ya ben genelde roman falan okuyorum. O civarlarda. En çok ben daha çok şiir türleri kitaplarından okumayı seviyorum. Yani daha çok ilgimi çekiyor diyeyim. Edebi türler o yüzden. Peki o zaman teşekkürler, iyi eğlenceler. Teşekkürler. Tonguç Akademi olarak Tonguç'la birlikte pazar gününe kadar TÜYAP Kitap Fuarı'ndayız. Hepinizi bekliyoruz. Görüşürüz.